Yaşar. Hulusi'yi sever miydin? O benim kader arkadaşımdı. Aç, soğuk, sefil çocukluk günlerimizi beraber yaşadık. Hayatı sokaklarda dövüşerek öğrendik. Yüreğimizin ve bileğimizin gücünü beraberce ortaya koyduk. Bazen haftalarca aç kaldık. Yarım dilim ekmeği, bir çift delik çorabı beraber paylaştık. Peki Hulusi neden böyle kötü oldu? Hayat... Hayat bazen insanın sırtına taşıyamayacağı kadar ağır yük yüklüyor. Onu koruyorsun. Böyle kötü bir adamı. O da bir insandı. Korkuları, umutları, istekleri vardı. Ben çocuk Hulusi'yi koruyorum. Büyümüş reis Hulusi değil. Hulusi'nin çocukluğu hayatımın bir parçasıydı. Katili bulursan zengin olacaksın. Para umurumda değil. Ben yalnız katili istiyorum. Seni anlamıyorum. O güzel kafanı beni anlamak için yormanı istemem. Bir gün zamanımız olursa sana kendimi anlatırım. Texas'ın en hızlı silah kullanan kovboyum. Ali neredesin? Ararım, tararım, bulurum ve adamı gözünden vururum. Sinekmiş, Allah kahretsin be! Kovboylar sinekten korkmaz! Bir daha da gelmez inşallah. Ali neredesin? Kapıymış! Benim kıyafeti kimse tanıyamaz. Hadi keseceğim kırtlağını. Ben Kızılderililerin büyük reisi, büyük ayı! Kalkın! Balta! Ben odun muyum be? Tamam, sonun geldi Ali! Sonun geldi! Sen beni tanımazsın ama ben seni tanıyorum. Temizledin mi onu? Temizledin mi? Ali yok. Bunlar kim? Buranın adresini veren yanılmaz. Kovboylar yanılmaz. Kızılderililer yanılmaz. Bu bebek, cili bebek! Okuma yazma biliyor. Beni öpmeyi yazmış, ha? Bunu kim öper ki? Ben çocukları severim. Ne kadar şirin değil mi maşallah? Çocuğu öpeyim! Durun yapmayın, ağlatmayın onu. Çocuğu rahatsız etmeyin lütfen. Ama o bir üzüldü. Biraz yaramazdır. Ali nerede? Ali kim ki? Bize yalan söyleme. Biz Meksika'dan binbir güçlükle getiren üç acımasız savaşçı mavaçıyız. Her şeyi çakarız. Ali'yi bulun, yoksa biz bulduk mu? Kimi aradınız be? Sana ne be koca karı? Bakma sen ne vuruyorsun be? Kim vurdu be? Bak beni durdu ya da buraya bak. Bunu durup durup geldi. Dikkat et. Yapma. Ne ya? Bak kafama da vuruyor. Bak gel sen. Bu bir şey var be. Al sana bakalım al. Tüyler. Bu tüyleri kim dikti? Kızılderili tüy. Yedim seni. Büyük ayının nazarı değdi, büyük ayının tüyleri dökülüyor. Tüysüz kalacak büyük ayı, kel kalacak.
Büyük ayıya ne vuruyorsun koca karı? Ali sen misin? Ben büyük ayı. Ben çarşaflı büyük ayı. Büyük ayı düştü. Bütün Kızılderililer ölecek. Bu Ali değil. Bu yaşlı bir zavallı. Ben Ali'yim. Bizi aldatma. Dalga geçiyor. Sen Ali'yi saklıyorsun. Ben mi? Kakaya! Büyük ayı düştü, ağlamadı. Ben bu yumruğu tanıyorum. Bu yumruk başka yumruk. Mal gibi tatlı. Öyleyse Ali bu. Oy birliğiyle karar verildi. Soralım. Rica etsek başınızı açar mısınız acaba? Ben namehremim, ayıp değil mi? Canım, bunun namehremlikle ne ilgisi var? Bir kere açın görelim, ne olur he? Şunu tutar mısın büyük baba? Tutarım tabii. Sen de bunu tutar mısın büyük ayı? Ben kimi temizleyeceğim? Allah Allah, yeter be! Büyük ayı boku yedi. Kovboylar kralı sıçtı. Pedro şehrin işkembesi patladı. Ağlamayın, susun be! Hadi, gidiyoruz. o ne? Tüy bitmiş bende. Sende de var. Ya sen kendi tüyüne baksana. Bunu göreceğine. Hep bu tüyü yüzünden sen. Pisler! Dünyada ahlak kalmamış. Şunların acayip haline bak. Sanki dağda yaşıyorlar. Evet efendim. Burası iyice karıştı. Kurduğumuz plan katili meydana çıkaracak. Tabii her zaman haberleşeceğiz. Hoşça kalın. Gene düştü. Şaban kulunuz düştü. Tam Şaban'sın Şaban. Her şeyi berbat ettin. Kız, katili ilgilendiren bir şeyler biliyordu. Unutmak için de durmadan içiyordu. Kızın katili, Hulusi'nin de katili aynı kişi. Madde 1 Şaban. Buyur beyim. İşte Tori, madde 2 ne söyler? Beyimiz bilir. Hulusi evinde öldürülmedi. Sokakta öldürüldü. Ha, evdeki kan... Aferin Şaban, Torik çalışıyor. Hulusi güçlü biriydi, kurşunu boynuna yiyince düştü. Sonra kalktı, katili kovaladı ve sokakta öldü. Ama Hulusi katili tanıyordu. Bunun için katil Hulusi'nin cesedini aldı, eve getirdi. Niye getirdi beyim? Hulusi evinde bir tek kişi öldürebilirdi. Kim? Ben. Katil geleceğimi, Hulusi'nin tüm servetini bana bırakacağını biliyordu. Cesedi eve getirdi ve böylece ben de katil damgası yedim. Ya kız? Hem kızdan kurtuldu, hem de ikinci cinayetini bana yıktı. Katil akıllı herif. Ya ama sizi tanımıyor. Evet, beni ve silahımı tanımıyor. Üçüncü madde Şaban. Hulusi'nin fedaisi ne oldu? Su testisi su yolunda kırılır Ali. Bu sefer gırgır bitti. Gırgır yeni başlıyor. Sus! Seni bir cesedin başında buluyorum. Üstelik Hulusi'nin ölümünden de paçayı kurtaramadın. Hasılı seni tutukluyorum Ali. Aa,
duymayan kalmamış maşallah. 10 yıl önce buradan giderken sana bir daha dönme demiştim. Hulusi'nin ölümü üzerine bir de gönülü öldürdün. Senin işin bitti. Bu seni sevindirir değil mi? Ben olmayınca Hulusi'nin tüm serveti senin olacak. Ama ben daha silahlarımı çekmedim. Artık silahın kalmadı Ali. Silahı boşver, gırgırımız var ya. Deliller elimizde, suç sabit. Bu suçun cezası idamdır. Ali kurtulamayacak mı? Cinayet suçlusu, kurtulmak kolay mı? Suç ve idam diyor. Hapse atılırsa kötü, Ali idam cezası yerse iyi. Anlamadım. 8 kere idam edildi, ölmedi. Derhal ifadelerini alın ve imzalatın. İdammış. Bu salonuna girmek suç mu komiserim? İşkembesi büyük olmak suç mu? Suyla ıslanmak suç mu? Ben sudan nefret ederim ama ne kadar su faturası gelirse öderim. Ne saçmalıyorsunuz siz be? Kendimizi müdafaa etmek istiyoruz komiserim. Biz cinayet işlemedik. Ben tavuk bile kesemem. Kan görsem bayılırım. Hadi kalk be doğru. Ay. Alt tarafı bir idam. Ne olacak yani? Hayatında hiç idam olmadı mı sen? Aslında haklısınız. Alo? Sizi istiyorlar. Evet. Tamam. Bir dakika komiserim. Temizim mi? Ya şimdi komiserin karşısındayız, olmaz. Sizi yanlışlıkla getirmişler. Katil yakalanmış. Kusura bakmayın. Ama dikkat edin, beni alnımdan vurmazsanız idama mahkum olursunuz. Seni bir öldürebilsek. Ah, nerede o günler? İdama razıyım. Ama suya girmem. Buzdolabına girmekten bıktım. Atın şunları dışarı. Çok korktum, seni hiç bırakmayacaklar sandım. O güzel kafanı benim işlerime yorma. Bu kadar patırdıdan sonra gitti bizim şef demiştim. Senin yakalandığını duymayan kalmadı. Elini kolunu sallayarak çıktığını duyunca herkes şaşıracak. Benim işim şaşırtmak, sonra da 12'den vurmak. Kahretsin, hep senin yüzünden. Kalk, silindir gibi kalkamıyor ki. Kıyasın sonra senin yüzünden karakollara gidiyor. Artık bana kendini anlat. Kimsin sen? Çocukluğunu arayan koca bir serseri. Sen serseri olamazsın. Böyle bir suçla suçlanarak komiser Osman Baba'nın eline geçen kimse oradan elini kolunu sallayarak çıkamaz. Bak yavrum, insan kendi hayatını kendi çizer. Ben ve Hulusi çocukken çok aç kaldık. Sonra zengin olduk. Ama mutlu değildik. O parayı ben mutluluğu seçtim. Yani kendi yolum. Hulusi doğruyu bulamadı. Ben buldum. Doğruyu bulan insanın güçlü dostları vardır. Ben de dostlarımdan birine telefon etmiş olabilirim. Senin dostun olmak çok güzel bir şey. Böyle söylemem beni sevindirdi. İşte hayat budur. Dünyanın en zengin insanı seveni olan insandır.